atlatıyor şöyle müziklerle. Kesinlikle. Yeni konuğumuz da geliyor. Seda Sayan'ın İzdivaç programıyla tanıdığımız. Hoş geldin. Solmaz. Solmaz'la biz aynı dizide oynadık. Aa doğru. Evet. Aynı dizide oynadık. Hoş geldin Solmaz. Evet. Aşkım. Solmaz'a güzel kadın. Ya. Çok tatlı. Buraya kadar. Solmaz ya. Çırözlük gitmiş seni Kim Kardashian'a benzetmişler. Benzetiyorlar. Gerçekten mi? Yani birazcık Solmaz Kardashian'a. En çok kalçayı da bize salladı. Ne yapayım? Özlemişsin. Ay ne güzel çünkü evinde gibi rahat. Bir şey söyleyeceğim. Siz birlikte bir dizide rol almıştınız. Evet, Aşkı Roman. Aşkı Roman diye bir evet, dizide. Evet, evet. Efsane diziydi. Evet, evet. O dizideki Roman oyunculuklar... Evet. Şimdi, benim ilk deneyimim oldu. Size ayrı tutaraktan söylüyoruz. Evet, kaşlar kalktı. Yani fazla eleştirmeyin demek istiyor, öyle mi? Nasıl yok aşkım, eleştirebilirsin canım ya. Eleştirecek bir şey varsa eleştir. Bir şey söyleyeceğim ama çiğdemem. Vallahi yardım ediyor muydun Solmaz'a? Yok, karşılaşmıyorduk ki. Karşılaşmıyorduk onların ekibiyle. Karşılaşsam da söylesem şöyle olur. Söylerdim canım. Aa, onlar benim küçüklerim, söylemez olur muyum? Şansımız yok mu? İzleyelim. Söylemez olur muyum sen yani? Sen nasıl buluyordun kendini? Hazır mı ki? Hazırladı mı arkadaş? Evet evet, izleyelim biraz. Bakalım diziye. Memnun kalmadı. Aşkım ilk deneyimimiz oldu yani. Güzel de oldu. Keyifli geçti. Tarık Mengüç geldi. Çiğdem abla vardı. Yani çocukları hemen koydular kameraya. Tabii. Tabii ki. Ne yapsınlar. Aynen. Direkt kameranın önüne ittiler çocukları. Kameranın önüne koydular tabii çocukları. Hiçbir şey bilmiyoruz. Oyunculuğun olsunu bilmem. Ama tabii hep yani sevmişimdir, özenmişimdir. İsteyerek yapabileceğim iş. Zorlanıyor muydun peki? Açıkçası ezberim iyiydi ama şimdi takıyordum sepeti koluma güneşin anında. Gez babam gez sahilde çiçek sattı. Yani çok zor. Yani. Gerçekten. Demdeler diye. Yani derler ya. Anlattığın sahne mi çok zor? Öyle güzel anlattı. Yok, genel olarak. Şimdi güneşin anında tak sepeti koluna 2 saat oldu. Tekrar baştan. Sonra bir daha tak. Yapıyorduk ekmek parası, ne yapacaksın, çorbaya koşuyor. Yok yok, çok güzellik deneyimimiz oldu gerçekten. Ya peki zorlandığın sahne oluyor muydu? Mesela ağlama sahneleri vardı. Oh. Sen böyle gözlerini böyle kırpıştıra kırpıştıra. Dur tamam, aman şimdiken beni sosyal medyada paylaşıyor. Ben kendimi eleştiririm. Gülerim ben kendimi. Eğer komik bir şeyim varsa gülerim. Evet. Yani, ben ağlayamıyordum. Lens'le nereye ağlayacağım? Lensini çıkarıp... Çiğdem abla lensle nereye ağlıyor? Belki lenssiz olsa böyle gözüm... Hani ağlarım belki. Kız ağlayamıyorum, benim ruhumda ağlama diye bir duygu yok. Sen birçok tatlı olmuşsun böyle bir... Kız sen bir lensi çıkartmayı düşünmedin mi peki? Aşmışım? Bir aşmışsın kişiliğin... Bir başka bir yere gitmişsin. Çok rahat, olgunlaştım. Rahat. Barışmış. Nereye olgunla minnacık kızsın sen de bunlar? Kaç yaşındasın sen? Küçüksün sen de. Aralığın 4'ünde az kaldı kız doğum günüme de. Aralığın 4'ünde işte şeye giriyorum. Şey ne? 21. Ne? Zor söylüyor. Küçücüksün daha, ben de 30 falan diyecek sandım. Yani sizin aranızda kraliçeyle aranızda 2 yaş var. 2 yaş var. 19. Bir şey bir senede diyorum çok... Sen ondan 10 yaş daha büyük duruyorsun. Bir senede bir senede çok şey değişmiş. Bak sen. Bir şey söyleyeceğim. Kraliçeden daha büyük durmuyor mu? 10 yaş daha. Bir şey değişmiş diyorum işte. Ne bir değişmiş? Barışmış kendiyle. Hayatım, senin sen daha olgunlaşmaman lazım. Sen daha gencecik, küçücük bir kızsın. Küçücük. Öyle. Anda çok üstüne ağır gelen yükleri senin sırtına, omuzlarına yüklememeleri lazım. Sen eski kilona dön. Çünkü sana o yakışıyor. Zayıflık. Ben, evet yakışıyor. Dönme. Zayıf değildin sen. Dönme. Eski halinin fotoğrafını getirebiliyor muyuz arkadaşlar? Görüntü de olabilir. Şuradan bana bir peçete verin. Ay fenalık hemen geldi. Al aşkına. Bu gençlere o kadar çok yani... Dönmem diyor, memnun halimden. Hani, değil misin kız? Alıp elime böyle yeni baştan... Kardeşhanı ne yapayım? Kardeşhanı ne yapacaksın sen?
seviyor mu bilmiyorum. Özeniyor yabancılara. Rihanna olsun, Kim Kardashian olsun. O yüzden hiç mi kilo aldın? Beyoncé'nin zaten hastasıyım. O yüzden mi kilo aldın? O yüzden kilo almadım. Hı. Yemekle uğraşıyorum ya. Canı sıkılmış. Apuru puru apuru puru oldum böyle. Ama yani dönmeyi de düşünmüyorum. Hah, bak Seda Sayan'ın programında. Seda ablam gördüm seni. Kilolu halini. Görmedim. Görmemiştim. Allah. Görse böyle Allah. Yapacağım. Allah. Ama kendisi... Konuşuyoruz kendisiyle ya. Öyle mi? Konuşuyoruz. İşleri yoğun onun da zaten. Hı. Sen bütün aileye sen mi bakıyorsun peki? İki tane kardeşim var. Hı. Okutmam gereken. Hı. Onlarla yükümlü hissediyorum kendimi. Ben çabalıyorum, bir şeyler yapıyorum onlar için. Anne baba? Allah'a çok şükür. Anne baba ayrı benim. Hı. Bayağı oldu. 10 sene falan oldu ayrılar. Annene de yardımcı oluyorsun tabii, tabii. Bu süre içinde. Peki sen tabii. Program bittikten sonra ne yaptın? Ne yaptım? Çünkü albüm single yeni geldi zaten. Kuru fasulye pilav yaptım. Ondan sonra... Canı sıkılmış birdenbire o kadar tamam ilgi, da o sürecinde o kadar yoğunluğun arkasından yapmadım. Boşluğa düştük kız. Söyle onu evet. Ne yaptın? İşte bu single'la falan uğraştık. Bayağı bir uzun sürdü. Biliyorsunuz. Olmaz. Çiğdem'in dediği gibi o kadar yayın, şöhret, sosyal medya, ekran, gözün önündesin. Bir anda her şey bitince bunalıma düştün mü? Düşmedim. Ne olursa olsun geldiğin yeri unutmayacaksın. Unutursan zaten psikoloji allak bullak olur. Hiçbir zaman öyle bir kuşkuya düşmedim. Çünkü Allah varsa her şey vardır. Peki yarışma bitti dedin, sadece single'a mı yoğunlaştın? Başka hiçbir şey yapmadın mı o arada? İki tane kardeşime bakmak zorundayım diyorsun çünkü. Tabii. Oldu iş yani ben... Diziden kazancım vardı, alıyorum. Belki onu tuttun. Evet, dizi oldu. Ondan sonra dizi bitti. Single'a yoğunlaştım. İşte şarkı söyleme, işte öğrenme. Sevgili Kerem Ökten'in şarkısı zaten biliyorsunuz. Kerem abi sağ olsun bana çok emek verdi. Şarkı söyledi. Çıkmıyor muydu ses? Kerem Ökten. Ses çıkmıyor muydu? Niye çok emek verdi dedi? Yani şimdi şarkıcılığı bilmiyorsun. Bana bir teklif geldi açıkçası. Ben de teklifi değerlendirdim. Oturuyoruz bir gün böyle. İşte ben mırıldanıyorum. Biliyorsunuz Ebru Yaşar. Onun da hastasıyım. Evet. Şarkıyı... Kerem abi dedi kız. Bu hikayeye bir virgül atalım, reklamlardan tamam. Sonra dinleyelim. Tamam. Ebru Yaşar hayranıyım dedin, orada kalsın. Reklamlar. Senin takipçi sayın mı arttı? Evet. Ona bir baktın evet. Sen. Evet, bir yandan. Vay be. Reklam arasında. Nereden geldi? Kaç kişi geldi sana bakayım? 2000. 26 bindi, 28 bin olmuş. Şu anda. Evet. Yorumlar evet. Da fırlamış. Yorumların bak. Arasında neler var? Bir tane dikkatimi çeken bir yorum oldu işte. Allah nasıl yolunu açık etsin ki böyle açık giyiniyor. Baksana. Yer yesin onu, çuma vursun onlara. Öyle yapsak olmuyor. Öyle yapsın. Ne yapsın şimdi bu gencecik güzelim kız? Aa. Ne yapsın bu kız? Ders bir, hassas konularda görüşlerimizi canlı yayında ifade ederken çok kontrollü, çok her yönüyle düşünerek ediyoruz. Evet. Böyle düşünmeyen insanlara da saygı gösteriyoruz. Bizim gibi düşünmesi gerekmiyor herkesin. Ne kadar ama var böyle bir kitle var. Var. Seni de çok eleştiriyorlardı. Aşkım tek bize özel değil. Hı. Bunu Rihanna yapıyorlar. Bak. Senin şeyin Rihanna tabii. Hedef Rihanna. Bunu yani Kim Kardashian'a da yapıyorlar. Ondan bana sonra da yapıyorlar. Feyzo'ya da yapıyorlar. Ahmet'e de yapıyorlar. Bu kıza da yapacaklar. Bana da yapıyorlar. Çiğdem abla sana da yapıyorlar. Yani yaparlar. Benzemiyor öyle havuz başında. Tabii. Tabii. Evet. Ben takayım. Sepeti koluma çiçek satayım. Onlar dizide. Havuz başında 50 kız derecede. Kız değil. Heh. Havuz başında diyoruz, villada diyoruz ama onlar da 50 derece altında. Peki senin dizideki arkadaşın Kaan görüşüyor musun? Yok, görüşmüyoruz. Yarışmada tanıştınız. Hatta evet. Böyle evlilik yolunda adımlar da atmaya başlamıştınız. Ama son anda vazgeçtiniz. En son dizide rol aldınız. Niye koptunuz? Olmadı, yürütemedik, anlaşamadık. Çok resmi bir açıklama oldu senin için. Olmadı, yürütemedik, anlaşamadık. Ha. Yani bitmiş gitmiş bir şeyin olumsuzluklarının arkasından konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Canını mı sıktı sonunda? İyisiyle kötüsüyle
Bitti yani. Geride bıraktım. Peki yarış senin mi? Gibi yarışmadan. Ha? Üzüldü mü? Üzüldün mü? Üzülmüş gibi baksana. Yani her ayrılığın ardından bir böyle üzülme oluyor tabii. Herkes, ben de insanım yani, bende de can var. Evet. Ben de can taşıyorum. Üzülmüşsünüz. Zamanında oldu tabii. Peki senin gibi yarışmalardan çıkanları çok farklı noktalarda görebiliyoruz. Örneğin MasterChef diye bir yarışma var ve oradan bir fenomen Murat çıktı. Sen evlilik yarışmasından çıktın. Hasbinallah. MasterChef'ten de bir Murat çıktı. Murat önce bir AVM'yi birbirine kattı. Stüdyoyu birbirine kattı. Sonra gözaltına alındı. Sen onu hiç sormadın. Geçenlerde evde denk geldi. Pul biberci Murat. Ne demek o? O ne demek? Kaşık kaşık pul biber yiyor. Çiğ değil o. Buradan duyurulur. Murat Bey şey yapıyor mu? Yardım alıyor mu? Yardım almıyor. Şu anda yardım almıyor. Biz ben... onu sorduk. Öyle mi? Şu an için öyle bir kontrol durum edemiyor. Ama kendini yakmış. Bunu görmedi. Ne yapmış? Tövbe estağfurullah. Hasbinallah. Peki üzülürüm. Çoluk çocuğu var mı acaba? Var. Var mı? Evet, kızı var. Kızı var. Evet, bir tane kızı var. Kızından ve Türk halkından özür diledi bu görüntülerden sonra. Özür diledi. Tabii evet. Özür diledi. O zaman bunun adli dengesi yerinde. Bu muamele yapıyor. Sen bakma kızım, baban şaka yapıyor. Bir de yarışmadan çıkan Hanife var. Hanife'yi hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hanife şimdi ne yapıyor biliyor musun? Bir kız. Akaryakıt istasyonunda pompacılık yapmaya başladı. Helal olsun, namusuyla helaliyle evet. Olan her kesinlikle. İş yapılabilir. Evet. Ben de yapardım. Eğer televizyonumdan sonra sahne şeylerim olmasaydı ben de yapardım yani. Helaliyle namusuyla ne kadar güzel. Bir ilki başardın Hanife. Evet, bak Hanife de telefonumuza bağlanmıştı, canlı yayına bağlanmıştı. Bu fotoğrafını da paylaşmıştı. Senin gibi namusumla dimdik ayakta duruyorum ve çalışıyorum. Helal olsun. O kız ailesine bakıyor. Ben biliyorum, Hanife ile konuşmuştum var. O da ailesine bakıyor, kendisine peki, bakıyor. Peki seni yarışmadan sonra yalnız bırakmayan Seda Sayan. Ara ara konuşuyorsunuz ve mesajlaşıyorsunuz. O benim. Seda Sayan hafta sonu Kanal D'de Şule ile Vitrindekiler programına katıldı. Oğlu Oğulcan için bir gelin adayı profili çizdi ve dedi ki gelinim fakir olsun dedi. İzleyelim. Oğulcan ya. Evlensin istiyor musun artık? Oğulcan ya artık evlensin diye bir şey değil de evleneceği kızla ilgili fikirler veriyorum ona. Ne diyorsun? Fakir bir kızla evlen diyorum. Öyle mi? Evet. Neden? Ya Sayan diyor ki oğlumun evleneceği kız ekonomik olarak Oğulcan'a denk olmasın. Hayır, denk olmasın demiyor. Daha diyor korumaya böyle... İyi şeyler göster, hayatını değiştir bir insanın evlenirken de diyor. Bir insanı maddi anlamda evet, kurtar demek istiyor. Yokluktan diyor bir güzellik kat hayatına, ailesine de destek ol. Çok güzel bir şey söylüyor aslında. Ne çok güzel bir şey söylüyor aslında orada. Peki diyor hani Oğulcan'ın o çevresinde öyle bir fakir kız mı var mı diye soruyor. Yani işte gelir. Ben bulurum diyor Seda Sayan. Ben bulurum diyor. Seda abla benim uğrum. Ben onu çok seviyorum. Buradan da öpüyorum. İdolüm. Tabii ki kendisi. Bulur mu sence Oğulcan'ı? Bulur vallahi benim bulur tanıdığım işte, arayan şeyini de buluyor, Mevlasını da. İnşallah hayırlısı olsun hayırlısı. Peki, güzel bir şey söylüyor. Oğulcan Engin peki annesinin söylediği gibi fakir bir kızla evlenir mi? Muhabir arkadaşlarımız bu soruyu Oğulcan'a sordu. İşte cevabı. Şu zevri kalbi hoppa, yaramaz aklı homarda, daima fikri firarda. İyi akşamlar. Çok iyi, teşekkürler size. İyi, teşekkürler. Arkadaşlar size ben de. Evet. Geçen sene de olmuştu. Geçen sene de katılmıştım. Annem ne bir şey söyler, oğul katılır ya da katılmaz. Niye öyle bir şey söyledi bilmiyorum diyor. Daha algılamıyor. Evet. Daha algılamıyor yani. Tabii bizim kuşak olması lazım ki algılasın ne demek istediğini. Annesi o şeylerin kıymetini bile anne de, yaşamış. Anne de hep çok güzel kendi... bir şey söylüyor Seda. Evet, çok evet. Alçak gönüllü bir şey söylüyor. Evet. Kadın Türkiye'nin starı. Aynen. Her ama annenin de hayatına baktığımızda zaman zaman tabii biz de yani. Haberini yapıyoruz. Tabii. Annenin de seçtiği eşlerde ya da hayat arkadaşlarında asla bir maddi beklentisi hiç olmadı. Çünkü beyler öyle zengin iş adamı, sanayici, holding patronu falan değildi. Asla.
Seda Sayan'ın hayatına giren kişilerden ekonomik kendinden olarak model biçerek söylüyor herhalde. Aynen öyle. Ekonomik olarak Seda Sayan'a çok yakın değillerdi. Hiçbiri değildi hem de. Asla. Yani Seda hiç menfaat üzerine asla ve hep kalbinin gösterdiği yolda giden, kimi seviyorsa gönlü, onun da evlilik yapan bir kadındır. Asla yani zengin adammış bilmem ne kodamam. Asla ben çok eski arkadaşlarız biz hepimiz. Evet, evet, evet. Hiç görmedim Seda. Olmaz. Aslan senin gibi peki olduğunda. Bir ilişkide kriterlerin nelerdir? Kriterlerin mi? Yani kriter yani o anki psikolojiye bağlı. Kriter düşünmüyorum. Şu an zaten işime yoğunlaştım. Öyle bir şey. Tamam ama özelliği şöyle olsun, böyle olsun. Ama zamanında söyledik ayol biliyorlar. Neye? Ben bilmiyorum. Yani düzgün olsun. İyi, önemlisi sana bir şey söyleyeyim. Güzellik ekmeğe sürülüp yenmiyor. Gerçekten. İnsan olsun, adam olsun. Evine fakir de olsa evine bir topan ekmek getirsin, o önemli. Güzellik gerçekten ekmeğe sürülüp yenmiyor. Bunu da altını çizelim. Güzel sözmüş yalnız, evet, değil mi? Solmaz, döktürüyorsun. Ekmeğe sürülüp yenmiyor. Yaşantılardan, olgunlaşmalardan. Aynen öyle. Seda abla. Seda abla gerçekten benim uğrum. Allah razı olsun. Bir insan bir şeylere vesile olur ya. Evet. O da beni keşfetti. Dans etse olmaz dedi. Seyirciler beni beğendi. Yurt dışında turneler almaya başladım. Kabul ettim, aileme baktığım için. Ne kadar güzel şeyler tabii ki, bunlar. Kesinlikle. Hala da devam ediyorum. tabii. Klibinde oynamıştım onu. Evet. Şimdi haberlerimizle de devam edelim. Ayaklıgazete.com'un ödül gecesinde Berkay da vardı. Hatırlarsanız Ekim'in başında futbolcu Arda Turan'la yaşadıkları bir kavga ve dövüşme sonrasında kameralardan uzaktaydı. Objektif karşısına geçti ve tabii ki Arda soruldu, işte cevabı. Seni mutsuzmuş muydun onların kavgasına? Ha, hayatta her şey oluyor artık, öyle bakıyorum. Keşke olmasaydı tabii. Yani görüntü olarak, şey olarak hiç iyi bir şeyler değil ama o an işte öfke kontrolü edemiyor insan. Oluşabiliyor öyle şeyler. Kader, kısmet, yapacak bir şey yok. İnşallah tekrar olmaz diyeyim, ne diyeyim. İyi, evet, dileklerimi sunuyorum size. 30 evet. Ocak'taki davayı da merak ediyoruz. O davadan ne çıkacak? Çünkü ya. Arda Turan hakim karşısına 4 ayrı suçtan yargılandığı için çıkacak. Berkay'a da bu arada dava açıldı. O da hakim karşısına çıkacak ve 30 Ocak'ta ikisi birlikte gidecekler. Gidecekler tabii. O da İkisinin merak. De bebeği güzel olmadı şeyler. Mı? Güzel, evet, şeylerden bahsedelim. Yani. Bak ne güzel söyledin. Bebekleri olmadı mı? Bebekleri Arda Turan karıları ve Aslan Doğan, evet, geçen, evet, ay anne baba oldular. Oğulları Hamza, Arda'yı kucaklarına aldılar. Aslan oğlunun odasından fotoğraf karesi paylaştı. Böyle park temalı bir oda yapmışlar, dekore ettirmişler. Hamza Arda için çok da şık olmuş, çok gerçekten. Güzel, güzel, evet. Yalnız var ya, sağlıkla eskiden büyütsünler. Ebeveyn odaları olunca, aynen. Ebeveyn odaları bu kadar iddialı olurdu. Şimdi böyle ünlü çiftlerin, bebeklerin odaları da bir de şeyleri varmış. Tahtası, mobilyası organik olanlar. Fiyat 2000 iken bir anda daha da yükseliyor. 30 bine 40 bine falan çıkıyor. Bunlar da organik olabilir ama. Hatta şöyle söyleyeyim, ünlü, birbirinden ünlü iki ayrı çiftin çocukları oldu ve bebek odalarının fiyatları 80 biner TL. Bir firma yapıyor, organik olacakmış her şey, organik oluyor yani. Ne kadar kullanılıyor ben peki bu odayı? Efendim? Ben ebede doğdum. Tabii. O geldi aklıma birden söylemek istedim. Allah rahmet eylesin. Öldü ebe de. Tabii. Çok istedim görmek. Ben doğduğumda ebenin makasını serçe parmağıma almışım. Parmağım kırılıyormuş. Ebe demiş ki anneme, ilk defa bir bebek demiş benim makasımı aldı. Bu demiş ya demiş terzi olacak demiş ya. Modelist ya stilist bir şey olacak demiş. Ya kuaför olacak bak, demiş. Ebeye de ama bak şarkıcı de biliyor. Evet, evet. Öyle, hani eskiden derlermiş ya. Allah rahmet eylesin. Evet. Peki Allah Çiğdem sana eylesin. Şunu soralım. Aşk romandı değil mi dizinin ismi? Evet, evet. Dizide seni tenzih ederek söylüyoruz, evet, tabii.
oyunculuklar çok eleştirilmiş. Bana da çok kızdılar. Hatta ne şöyle bir eleştiri dediler. De vardı. Tabii. Evet. Çiğdem Tunç'un o dizide evet. ne işi var bile dediler. O oynadım o dizide. Ben kendim duruşum değişmez. Orada ya da burada. Ben bir de hiç büyüklenmem. Mesela hiç büyüklenmedim bu çocuklara. Ondan sonra o diziden kazandığım parayla da ilk oyunumdu o sene. Yok ikinci oyunumdu. Şoför Nebahat oyunumda canım dekorlarını yaptırdım. O şekilde sanatı geri dönüştürdüm yani. Hiç büyüklenmedim ama hiç. İşin büyüğü bunlar böyle de, var Allah aşkına. Asla böyle elitist tutumlarım yoktu. Keşke bu kadar ün yakalamış çocuklar tam böyle deminde daha bir ders alarak ve hepsini birden kullanmak değil de mesela daha çok oyuncu, daha az hani bu birbirine yakışan 2-3 çift olsaydı keşke. Hı hı. Keşke. Yani yapılan ya, yer işe saygım vardı. Heyecanla olan bir diziydi. Evet. Birden karar verildi. Hı. Sudan çıkmış balığa döndük. Oyuncu koçu evet. bana ezberletiyor. Bir de biz stok yetiştiremiyor sabahlara kadar. Sizde bir kabahat yok. Beni izleyenler, tanıyanlar ses senin değil mi diyor. Ne yapayım dedim sabah kadar uykusuz. Sizde bir kabahat yok. Bana soruyorlar ne işim var. Evet, evet, ben evet. de söylüyorum aynen. işte işimi. Ben çalışarak idame ettiren kendi hayatımı da açtığım tiyatroyu da bir insanım. O parayla kazandığım çok güzel bir dekor yaptırdım ve onu Türk seyircisiyle paylaştım. Tiyatroma katkıydı. Hiç de pişman bazı değilim. Bazı meslektaşların örneğin evet. Recep İvedik'ten teklif geliyor ya da çeşitli dizilerde. Evet. Benim kariyerim böyle, benim geldiğim nokta budur. Ne demek oradan bana teklif gelmesi diye tepki gösterdiği için. Şu elitistlere çok kızıyorum. Hmm. Gerçekten şu büyüklenenlere o kadar çok kızıyorum ki. Ben o sette de çok güzel dostluklar elde ettim. Yönetmen dostlarımızla, teknik ekibimizle gözlemledim. Bir Solmazları ve diğer çocukları gözlemledim. Her şey kazanç, doğru kullanırsan sonra bilgi tortusunu. Bir evet. de bir şey söyleyeceğim. Bizim gibi yani gençlere ön gösterdi. Neden eleştirenleri hiç anlamıyorum. İşte evet. bir eğitim sürecinden geçmeniz lazım. Bir de sizin kabahatiniz yoksa olmazcığım. Çiğdem sizin ya. Bu film efsaneydi. Ya. Efsaneydi. Ona bakıyorum. Şabaniye. Evet. Evet müthiş. Şu halime bak. İyi ki Çiğdem, de oynadım böyle büyük güzel. Ustaların yanında. Aynen öyle. Hep isterdim. Ne hatırlıyorsun filmde daha. Bu filme dair? Ay çok şey hatırlıyorum. Kemal Sunal'ın ne kadar ciddi bir adam çok olduğunu. Çok ciddi birisiydi. Kimselerle konuşmazmış, benle konuştuğunu. Evet öyledir. Kartal Tibet'le çalışmak, Allah çok uzun ömürler versin. Hı-hı. Erdalcığım, rahmetli Ali Yeron'a hep büyükler, hep büyükler. Ve ben de hiç ezilmeden attan düştüm ben bu filmde. Aa. Tabii aa. Bir at sürmem gerekti. Şey bir kız böyle efeli bir kız. Evet. Nazlı karakteri. Atı sürmem gerekiyor. At da kamera görünce deliriyormuş. Bilezikçi çiftliği Kilios'ta. At ben üstündeyken koşuyor, deliriyor, durduruyorlar. Elim ayağım titriyor böyle. Ben üstündeyken ikinci çekim olmuyor. Üçüncü çekimde baktım bu at beni atacak dedim. Allah'tan balerinim. Vücut kontrolüm tam. Yavaş 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 atın üstünden kendimi attım. Bütün set koştu. Gayet yumuşak bir düşüş yaptım. Aksi takdirde at şu hareketle atacak beni hissediyorum onu yani. Alıyorum o mesajı. Kemal Sunal da Çiğdem düştü demiş. Canım benim çok Allah güzel. Nurunda evet. dinlendirsin inşallah. Şimdi böyle güzel setlerden tabii o zaman set anıları bir başkaydı. Başka bir sete gidelim. İstanbul'u gelin filminde çekimler... Benim şahanda niye çalışmayayım? Ne varmış var yani? Ben izliyorum yani izlerim komedi. Oynarım. Bu kadar insanlar beğendiği bir şey sen tükaka. Yani çok güzel bir karakter yarattı sıfırdan. Öyle bir... yani bu var mı? Ya, çok var güzel. Olup da eleştirdiğimiz bütün tiplerden bir kolaj yaptı ve ona Recep İvedik dedi. Yaptı çok yani. Çok oyuncu da eleştiriyor. En son eleştiren de Ata Demirer oldu. İsim vermedi. Onların şunları söyledi. Onların aralarına girmeyelim biz. Evet. Ne söylüyor? Değil İnsanların mi? İriti olduğu şeylerin şakasını yapmam. Dışkı şakaları, burun karıştırma, gaz çıkarma gibi kaba komedinin alanına giren her şeyden uzak duruyorum. Karşındakini aşağılayarak kaba mizah yapmayı hiç sevmiyorum diyor Ata Demirer.
Evet, ilginç. Doğru. Evet, bunu söylüyor. 30 Kasım'da da filmi Hedefim Sensin vizyona girecek. Hemen sonrasında Şubat'ta Recep İvedik 6 ile yatıp kalkacağız sevgili izleyiciler. Vizyona girecek ve bugüne kadar Recep İvedik filmleri Türk sinemasında bir rekor kırdı ve 30 milyona yakın seyirciye ulaştı. Hasılatı hatırlamıyorum bile. Tabii çok yani, yüksek. Çok daha yüksek. Burada da hasılat 27 milyon seyirci ve 165 milyon hasılatla Türk sinemasında bir rekor kırdı 2008 ile 2017 arasında. Neyi anlamıyorum biliyor musun? Bazı oyuncular diyor ya hiç izlemedim. Tam tarzın olmayabilir ama insanlar niye gidiyor? 30 milyon seyirciden bahsediyor. Evet, 30 yok milyon saymak. Evet, 30 milyonun beğenisini. Evet, aynen. Yanlış ya da doğru. Yani yine de bir saymak. Merak eder insan 30 niye milyon gülüyorlar? Yani ister sınıflandırıyorlar ya halkı kendi evet, aralarında evet. A+ şu bu. Yani bu kadar geniş tabanın beğendiği bir şey ben olsam gider seyrederim. Yani neden beğenildi? Ama her şeyden haberi var derler. Beni her gören mesela bazı kişiler hani böyle elit kısım. Abi ben hiç televizyon izlemiyorum ama sanki bir yerden hatırlıyor. İzliyor aslında. Hatırlıyor da. Deli gibi izliyor. Tabii tabii. Ama tabii egoist ben, ya. Evet ya da bazen ya. Köşe yazarları çok değer veriyoruz bazılarına da. Sık sık yazılarını da paylaşıyoruz. Ya da magazin yazarları. Programlardan bir şeyler buluyorlar ya da hazırladığımız magazin sayfalarından ya da Instagram'lardan. Onu eleştirirken magazinde böyle bir tükaka yapıyorlar. Evet. O senin malzemense, o senin ekmek paransa çok dikkat edeceksin. Kaynağına da, tabii. Onu söyleyene de, tabii. Onun kahramanlarına da saygı göstereceksin. Ama işte onlar işlerini daha iyi bilirler herhalde. Peki sinemada Solmaz'a bir şey geldi. Solmaz diyorlar ki çok merak ediyorum Kaan'la ilişkisi gerçek miydi yoksa uydurma mıydı? Tabii ki de gerçekti. Ha, bir durdum böyle de o yüzden. Gerçekti. Gerçekti yani, diyorsun. Hiçbir şekilde yalan hiçbir şey yoktu. İşte bazı set aşkları var, evlilikle sonuçlanıyor. Bazı set aşkları var, set bitince bitiyor. Haber alıyor musun set peki? Set bitince bitmedi ki bizim. Ne zaman devam etti? Tabii, 7 ay daha sürdü kendisiyle ama bitti yani. Sonunda bitti. Yürütemedik. Buradan da açıklık getireyim, yürütemedik yani. Neden İyisiyle, kötüsüyle. Ben o kişiyi arkamda bıraktım ve bundan bahsetmek istemiyorum, konuşmak istemiyorum. Başka bir şeyler konuşalım. Tamam, başka bir şeyler konuşalım. Peki sinemadan bahsedilmişti. Bir haber var bugün. Milliyet'in ekinde Mesut Yılmaz imzalı. Cem Yılmaz kara komik filmlerden sonra Ocak'ta vizyona girecek. Sinemaya ara vereceğini, bir süre film çekmeyeceğini söyledi. Ne yapacakmış o arada? Sen İlyas'ına bir bakın bakalım. Baksınlar. Gözü telefonda. Kıyamam. Kaç oldu ki? Bakmadım. Neyse bak, reklam bak, arası. Kaç bak. Oldu bak hadi. Bakmak istemiyorum. Peki kaçtı kaç oldu? 20, kendi normal kendimin 2000 kadardı. Sonra yarışmaya katıldım. 7-8 tane gazetede de çıktım ben. Hürriyet evet. ve Milliyet gibi. Ondan sonra benim 25.000, 26.000 gibi bir şey oldu. Şimdi? Şimdi sanırım bir 28-29. Ooo gidiyor. Çok çıkarlar. 30 yaparız galiba. Hoşuna gidiyor mu? Yani tabii ki herkesin gidiyor şimdi. Gitmez. Niye yalan güzel söyleyeyim şey. Güzel bir şey bence. Kraliçe yorumları tek okuyor musun? Okumuyorum ama programdan sonra okuyacağım. Okuyacak. Solmaz peki şunu da merak ediyorlar. Solmaz kaç kiloydu, kaç kilo oldu? Yani zayıfken 54 kiloydum. Şimdi kilomu bilmiyorum. Çıkmıyorum tartıya diyorsun. Hı. Ama memnunum halimden diyorsun. Memnunum ya. Ya ama hedefi artık. Çiğdem ama vermelisin diyor. Vereceğim biraz. Yaşı çok genç ve taze. Hı. Kilo yaş yapıyor bak. Sıska sevmiyorum asla. Evet. Senin böyle o kadar su damlası gibi bir kızsın sen dans ederken falan. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sen insan bak bazen olur psikolojik bir şey. Kilo alır ben de çok kilo aldım. Sophia Loren gibi kadınım Allah senin cezanı vermişsin yani. Kilo alıyorsun kendine de kulp ya. Ver o eski kilona olmasa da
sağlıklı noktaya kadar gerile. Sen verirsin. Senin canın sıkılmış da almışım. Bana yutturamazsın sen. Sen gelirken ben dönüyordum. Canım benim. Gerçekten. Çok seviyorum seni. Canım, vallahi can sıkıntısından değil kız. Biraz klip için de almış. Ya çok zayıf biraz geldim. Biraz mutsuzluktan mı acaba? Evet. Çok zayıf olabilir geldim insanız. Gözüme. Yemekle uğraştım. Mesela şunu da açıklık getirmek istiyorum. Bazıları işte iş şeyine düştü falan filan, iş boşluğuna düştü. Öyle, kesinlikle öyle bir şey yok. Düşse hiçbir ne zaman... olur, hepimiz düşüyoruz. Tabii. Aa. Ne olur. Ama bir şey söylemek istiyorum Çiğdem abla. Hiçbir zaman boş popülaritenin ondan hı-hı sonra şeyin hiçbir zaman umurumda olmadı. Zaman hı-hı alevi gibi gelip gide. Önemli olan ben düzgünce işimi yapmak. Hı-hı. Başka da hiçbir şey yok. Hani psikolojisi bozuldu. İş aralığı oldu falan filan mutsuz değil. Mutsuz filan değil. Sen kendin istedin. Kendim istedim. Aldım. Kendim isterim, veririm. Senin tabii için ki vereceğim. Ay, çünkü çok gençsin. Sizin yaşlarınızda bir gün yemezsin, verirsin o kiloyu. Ertesi gün yersin, ondan sonra alırsın çok çabuk yani. Tabii. Hani tolere eden yaşlar. Tabii. Yaş ilerledikçe zor. Aynen. Her halinle güzelsin. Bak, güzelliğin bedeni evet olmaz. Ama eminim bütün seni sevenler de oradaki kilonda olmanı istiyorlardır. Evet. Peki sen yarışmayla ilgili bir şey söyleyeceksin. Seni şarkıyla kapatacağız. Evet. Sen kalk ayağa böyle ben, yavaştan şarkı da gelsin. Öncelikle ilk beni buraya davet ettiğiniz için, böyle bir yol sunduğunuz için çok teşekkür aa, ederim demek size. Bu güzel tasarım içinde Siren Ertan'a çok teşekkür ederim. Çok güzel taşıdım. Evet. Öncelikle Fashion TV'nin Türkiye sahibi Enis Onat'a da çok teşekkür ediyorum. Selamlar. Ve Uğur Kanerez, Ivana Sert, Demet Şener...